Şimdi Lukaku. Lukaku pasını verdi Rashford'a. Rashford pasını verdi. Bir şut. Merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper bir challenge'la ve süper bir video ile karşınızdayız. Bugün Manchester United seçtiğim rakibim Bayern Münih oldu. Kadromu da gördüğünüz bu şekilde. Bu arada Lukaku'yu oynatıyorum ama biliyorsunuz ilk güncelleme ile birlikte Lukaku Inter'e doğru yola çıkacak. Çünkü Inter'le anlaştı arkadaşlar. Manchester United seçtim. Bugünkü challenge'ımızda kapakta da gördüğünüz gibi fullemediğim takdirde attığım hiçbir gol sayılmayacak. Bunun için eski dost ileri seviye şuta tekrardan geri döndük. Burada yani çok benim tasvip ettiğim bir şut türü değil ama mecburum bu şekilde oynamaya. Uzaktan çok fazla etkili olacağını sanmıyorum. Ceza sahası içine girip kaleciye çok yaklaşıp fulleyeceğiz topu. Bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, stat tıklım tıklım dolu. Bakalım bugün neler olacak. Tabii ki herkes çok merak ediyor. Bu arada bu videoya 1000 like gelmesi durumunda pası fulleyerek gol atma challenge yapacağım arkadaşlar, bilginiz olsun. Ve maça Lukaku ile başlıyoruz. Haydi bismillah. Ve ilk atak şansı bizden. Bir şut. Evet, fulledik gördüğünüz gibi. İleri seviye kullandığımız için de sarı çıkıyor arkadaşlar. Oradaki bar. Daha önce de bildirmiştim sizlere. Şimdi arkadaşlar bu golü sevip de kavuşamayanlar için atacağım. Bakın. Biraz bekleyin, daha sonra atarım arkadaşlar. Şimdi şey yapamadık. Bayern Münih atağa çıkacak. Bu arada tabii ki gegenpress uyguluyorum ve ilk dakikalarda tabii ki takım yorgun olmadığı için çok daha iyi yapabiliyor ama daha sonra sıkıntı olabilir. İçeriye doğru şut, kaleci De Gea. Şimdi Lukaku. Lukaku pasını verdi Rashford'a. Rashford pasını verdi. Bir şut, topağalarda fulledik. Martial. Martial, Martial, Martial. İşte bir bakıyorsunuz arkadaşlar, buna iyice alışmışız. İleri şutla oynamaya başlamışız. Bu arada ileri şutla oynayıp çok memnun olanlar da var. Sanırım bir alışma evresi gerekiyor. Bu alışma evresini açıkçası çok da fazla kullanma gibi bir şeyimiz yok. Çünkü ya sürekli video çekiyoruz ve iyi oynamak zorundayız. Aldık. Matic. Matic. Olmadı. Yine fulledik arkadaşlar. Ortaya döndük. Pogba pasını verdi. Güzel paslaşmalar. İçeriye doğru. Pogba. Çok kötü vurdu lan. Atak şimdi devam edebilir mi? Atak devam edebilir mi? Bir şut, yine olmadı. Bari üste doğru mu vursam? Hep alttan vuruyorum ya. Dikkat. Yine aldık. Lingard. Pasını verdi. Bu sefer üstten ama olmadı. Atak devam edecek. Bir şut al. Ya tabii aslında yerden vurmak en mantıklısı. Üstten vurduğunuzda topu aya dikiyor arkadaşlar. Alttan, yani sağ alt çapraz ya da sol alt çapraza basarak fulluyorum. Matic. Martial. Lukaku. 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 Kaleci son anda. Neuer'in bugün gerçekten kollarını koparacağım arkadaşlar. Rahat olun siz. Uzak tarafta Bale var, indirdi. Oradan biraz kontrollü çıkmamız gerekiyor. Aldık topu. Matic. Lingard kontrolü bile kötüydü. Aldı. 2'ye 1'ini yaparsa büyük tehlike. Verdi pası. Rashford. Şuraya döndüm. Harikasın. Şimdi kaçarsın biliyorum. Ah ah ana. Geldi. Oğlum koşsana lan. Pogba. Pogba. Gerçekten küçük bir istal yaptı orada. Matic. Lingard. Bir şut. O neydi lan? Lukaku. Gerçekten her maçta bu ileri seviyeye geçtiğimde pişman oluyorum. Bugün de evet bunu yaşadık arkadaşlar. Pasımızı verdik. Güzel pas. İyi top. Ve şimdi atak şansı tekrardan içeriye. 2'ye 1'ini yaptı. Gol pozisyonu. Bir şut, top. Allah cezanı vermesi. Aldık yine. Allah. Eyvah. Etkili geliyor. Ama sakin. David De Gea. Şurada bir boşluk var. Ama sen atana kadar. Neyse, çarptırıp topu zaten taca atmak istemiştim arkadaşlarım.
Offside taktiği mi yapıyor la bu? Aha! Martial! Ah! Oh! Offside. Offside taktiği yapıyor arkadaşlar. Bunu değerlendirebiliriz ki kıl payıydı Martial offside'da. Lukaku biraz daha hızlı olabilse zaten pası offside olmadan verecekti. Pası kullandı. İlk yarıda son anlar ve ilk yarıyı 1-0 kapattık. Martial'in golüyle 9 şut ilk yarı için çok güzel. Bir yarıda 9-10 şut atmak çok çok iyidir. Bunu her zaman söylüyorum. Pasını verdi. İçeriye doğru. Şimdi gidiyor. Martial ama önü kapandı. İçeriye. Bir. Allah cezanı içimizde kaldı şut. Yemin ediyorum çekemedik ya. Lindelof Jones. Attı pasını. Martial. Martial pasını. Ya Allah kahretmesin. Şu offside taktiği olayını unutuyorum hep. Basın çocuklar. Basın çocuklar. Ve top taca çıktı dakika 56. Rashford. Rashford gerçekten. Gerçekten. Rashford ve tam da yerinde bağlantı zayıfladı arkadaşlar. Penaltı mı free kick mi çok merak ediyorum. Ne uyarması ya? Hoca ne uyarması? Sen dalga mı geçiyorsun ya? Benim Rashford'um sakatlandı. Boateng'i uyardı. Yazıklar olsun. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Hakikaten başka hiçbir şey demiyorum. Alexis Sanchez zaten düşüşte. Mecburen alacağım yine. Ya şu pozisyon neyini uyarıyorsun ya? Son adam abi ya. Orada kırmızı kart ve ya sarı bile vermedi ya. Var mı böyle bir şey? Attık pasımızı. Martial. İzleyin şimdi golü. Belly. Bir daha seni kadroya alırsam. Bir daha seni kadroya alırsam. Ve Pogba. Bu, hadi buna kart ver o zaman şimdi. Yazıklar olsun. Biraz önceki pozisyona kart vermeyip buna kart vermek nedir ya? Hakikaten yazıklar olsun ya. Oradan salaktan şöyle kaçalım. Harika. Bakın arkadaşlar bu golü sevip de kavuşamayanlar için kaleciye veriyorum. 72. dakikadayız. Bailey orada basıyor. Evet. Gerçekten. Çok fazla defansta bizi zorlamadı rakip. Lingard. Lingard nasıl? Yani aslında pasa basıyorum ama Lingard kontrol edene kadar ya adam 3 kere offside taktiği yapabiliyor. Smalling. Offside taktiği yaptı. Offside taktiği yaptı ve işte bakın arkadaşlar. Ve bir şut daha topağalarda 3-0 fulledik. Challenge'da, bu challenge'da yüzümüzün akıyla geçmenin gururu içerisindeyim şu anda arkadaşlar. Ve 3-0 oldu. Uzun bir top. Bu sefer aldık yine. Pası verdi. Güzel. Hiç fark etmez. Martial aldı topu. Lukaku. Lukaku pasını verdi. Lingard gole gidiyor. Lingard gole gidiyor. Pasını verdi. Ya ulan bırak burayı işte. Bu nasıl bir hakemdir? Ver o zaman kırmızı ya. Oo yok bir şey ya. Bacağı bile kopmamış. Saçmalamayın. Sarı verdi ya. Var mı böyle bir şey? O zaman arkadaşlar işte size bir Pogba klasiği. 1,5 saat sonra atar şimdi Pogba. İşte bu. Pogba. 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 4-0 oldu. Harikasın. Bu arada fullemeye çalışıyorum ama fullemişimdir inşallah. Ya zaten maç koptu arkadaşlar. Çalışmak abi. Bitti yani her şey. Verdi pasını. Evet attı. Aha. Kayarım. Orta. Ya yok böyle bir şey ya. Grosko attı ama hakikaten gol sevinci yapıyor. Adamın aklı burada olan bir Martial var. Nereye gidiyorsun yavrum? Nereye gid? Hoca? Martial küçük bir restal yaptı orada. O bazara gönderdi. Bu arada Boateng hakemden torpilli olduğu için sarı kart verdi. Hayret. Yine fullledim. Pogba atıyorum oraya merak etme. Pogba! Pogba, Pogba, Pogba. 5. gol. Artık maçta son anlar bitsin diye bakıyoruz. Uzun gönderdi ve maçı bitiriyor hakem. Arkadaşlar full kaleye bütün şutları fullleyip çektik ve 5 tane gol attık. Tabii ikisi penaltıdan ama
Bence o penaltı olmayan pozisyonlarda zaten gol olacaktı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen hakem olarak, yani bir hakemi eleştirme vesaire eleştirme demiyorum ama sizce hakem o pozisyonda serzenişim haklı mıydı değil miydi? O pozisyonda uyarmak nedir? Son adam arkadaşlar ya. Lütfen yorumlara yazın. De bu videoya 1000 like gelmesi durumunda aklımda süper bir challenge var. Onu size yapacağım, bilginiz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Konuşamadım. Hadi bitireyim videoyu.